Gündem özel programına hoş geldiniz efendim. Çok değerli bir konuğumuz bu programımızda bizlerle beraber 7 Ekim'den sonra Gazze'de hekim olarak hizmet veren Doktor Taner Kamacı bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, öncelikle sizlerden öğrenmek istiyoruz. Gazze'ye gitme sebebiniz neydi? Bu yolculuk nasıl başladı? Böyle başlayalım. Buyurun. Evet. Gazze'ye gitme sebebin tabii ki orada yaşanan bir soykırım var, bir zulüm var. Orada yaralanan insanlar var, çocuklar var. Ben çocuk cerrahisi uzmanıyım ve eşim çocukları tedavi etmek. Orada yaralı çocuklar var ve doktora ihtiyaçları var diye duyduğumda hem mesleğim icabı, hem insani olarak, hem vicdani olarak, hem de inancım gereği oraya gitmem gerektiğini zaten biliyordum ve zaten bunun bir yollarını arıyordum. Böyle bir fırsat karşıma çıkınca da bunu hemen değerlendirmek istedim ve başvurumu yaptım. Çünkü yani çok inançlı bir insan olması da gerekmiyor. Yani vicdan sahibi her insan, orada yapılan bir soykırım, orada bir yapılan bir zulüm varsa bunun karşısında olur. Ve bunun için bir şeyler yapmak ister. Maalesef tabii herkese böyle bir fırsat doğmuyor. Bu benim için çok güzel bir fırsattı. Bu fırsatı değerlendirmek. Orada hem yaralanmış çocuklara bir nebze olsa yaralarına merhem olmak, hem oradaki insanlara yani Türkiye'den birilerinin onları unutmadığını göstermek. Oradaki doktorlardan bir tanesi ben gittiğimde böyle bir şey söylemişti yani. Yani Türkiye'den bir kişinin gelmesi bizim moralimizi çok fazla yükseltti demişti. Bu tür amaçlarla ben bu evet fırsatı bu değerlendirip başladınız, bu yolculuğa Gazze'ye başladım gittiniz. Ve peki, Gazze'ye gittim. Şunu da sormak istiyorum. Gazze'de hastanelerin de vurulduğunu gördük. Okulların da vurulduğunu gördük. Hatta camilerin, kiliselerin, Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumların da vurulduğunu gördük. Bunun da bilincindeydiniz değil mi? Ben hastanede görev yapacağım gittiğimde ve o hastanede vurulabilir. Bunu düşünüyor muydunuz giderken? Göze aldınız mı? Tabii ki. Yani çünkü ben oraya gittiğimde savaşın yaklaşık 5-6 ay geçmişti üzerinden. Ve o zamana kadar birçok hastanenin bombalandığını biz gördük yani. Televizyonlardan, sosyal medyadan birçok hastanenin saldırıya uğradığını, birçok doktorun şehit edildiğini, bazılarının esir alıp götürüldüğünü, hatta bazılarına nasıl işkenceler ettiklerini dahi hepsini görmüştük. İsrail'in hani hastaneye ya da sağlık çalışanı ya da doktor falan dinlemediğini biliyorduk ve tabii ki savaş ortamı, kaos ortamı yani bize gidip orada bir hastanede çalışacaksınız deseler bile yani oraya bir bomba düştüğünde kimin nereye gideceği hiç belli değil. Yani dolayısıyla bir kaos ortamına gittiğimi, savaş ortamına gittiğimi biliyordum. Tabii ki daha önce bir savaş ortamı görmediğim için hani her şeyi tahmin edemiyorduk ama yani orada tabii ki hayati riskimizin olduğunu ve yüksek olduğunu bilerek ve bunu göze alarak gittik. Çünkü dediğim gibi yani İsrail maalesef ne hastane dinliyor ne doktor dinliyor. Yani normal şartlarda hangi iki ülke savaşırsa savaşsın, savaşın ortasında dahi hastaneler, sağlık çalışanları, bunlar işte insani yardım yapan kuruluşlar, bunların dokunulmazlığı vardır. İbadethaneler, bunlar dokunulmazdır. Yani kimse buralara dokunamaz ama yani İsrail hiçbir değer dinlemiyor. Yani ne cami dinliyor, ne hastane dinliyor, ne gazeteci dinliyor. Hepsini bombalıyor. Birleşmiş Milletler'in ofislerini dahi, çalışanlarını dahi hiçbir şeyden korkup çekinmeden vurabiliyor, öldürebiliyor.
ne uluslararası hukuka bir saygısı var, ne etik herhangi bir değeri var, ne herhangi bir ahlaki bir değeri var. Dolayısıyla bunların hepsini biliyorduk. Bunları göze alarak gittik. Yani aslında göze almak hani biraz şey kalıyor yani, bu gönüllü oraya gittik yani. Kimse evet. bizi oraya gitmeye zorlamadı yani. İnsan zorlandığında hani biraz böyle göze alma tabirini kullanır. Gönüllü olarak gittik yani, çünkü orada hak ile batılın savaşı var. Yani dünyada hiçbir zaman birçok ülkelerde savaşlar olur ama hakla batılın bu kadar birbirinden ayrıldığı çok nadir evet. durumlar vardır yani. Yani şu an Gazze'de hak ile batıl savaşıyor. Dolayısıyla ve hiç şüphe yok yani. İsrail'in batıl taraf olduğuna. Dolayısıyla biz inançlı insanlar olarak da hakkın tarafında durmak. Bu gönüllü olarak ancak yapılabilecek bir şey. Gönüllü olarak seve seve, bile isteye, her türlü riski de göze alarak gitmiştim. Peki gittiğinizde Gazze'de neler gördünüz? Gazze'de yaşananlar nelerdi? Bizim burada ekranlardan gördüklerimiz gerçekten vicdanları sızlatan görüntülerdi ama bizzat şahit olmak çok daha büyük bir etki yaratsa gerek insanda. Neler hissettiniz ve gördükleriniz nelerdi? Ya tabii bizim burada televizyonlardan işte ya da işte sosyal medyadan hani gördüğümüz her ne varsa orada onun çok çok daha fazlası var. Çünkü hani biz işte televizyonlardan ya da işte ne bileyim sosyal medyadan bir video, bir görüntü izlediğimizde orada işte yaralanmış insanlar, acı çeken insanlar, evladını kaybetmiş insanlar, bunları gördüğümüzde evet bizim de çok fazla üzülüyoruz ama bu video bittiğinde 3 dakika sonra veya 5 dakika sonra bu video bittiğinde normal hayatımıza geri döndüğümüzde ya ister istemez göz görmeyince gönül katlanıyor. Ama orada bu acılar devam ediyor. Yani o video bittiğinde oradaki insan bir anda iyileşmiyor. Evet, dolayısıyla evet. acılar, bütün yokluklar, bütün çaresizlikler hepsi orada devam ediyor. O yüzden buradan görünenlerin 10 katı var, 100 katı var orada sıkıntı anlamında. Orada insanlar evsiz. Yani evin ne kadar önemli bir şey olduğunu insan orada daha iyi anlıyor. Yani hani bir güvenle içinde oturabileceğin bir ev. İsterse gecekondu olsun yani ama güvenle. Ya kimse gelip oraya senin evine girmeyecek. Kimse gelip senin evini patlatmayacak. Ya da kimse gelip senin kapını tekmeleyip içeride seni öldürmeyecek. Yani bu aslında normalde hiç aklımızdan bile geçmeyen ama aslında çok büyük bir değer yani. Evet. Yani şükredilmesi gereken bir şey. Orada mesela insan bunu daha iyi anlıyor. Mesela orada insanlar çadırlarda yaşıyorlar. Elektrik yok. Yani elektriğin ne kadar önemli bir şey. Hani günlük hayatımızda bazı şeyler sürekli hani hiç eksikliğini görmediğimiz için mesela çok böyle önemsiz hale geliyor. Elektrik yok. Su yok. Su yani. Su hayat demektir ama orada su yok. Yani bir tankerler gelirdi mesela. İnsanlar hani bir kova işte su alabilmek için sıraya girerdi. Bir tankerin arkasında 200-300 kişi sıraya giriyor. İşte bazen 3 saat sıra bekliyorsunuz. Sıra size geldiğinde su bitiyor. Gidiyorsunuz ertesi gün ya da bir daha tanker ne zaman gelirse o zaman bir daha. Tuvalet yok. Yani bir tane şey tuvalet konulmuş işte bir seyyar. Önünde mesela 40-50 kişi sırada bekliyor. Yani düşünsenize yani tuvalete gideceksiniz. 50 kişi önünüzde bekleyeceksiniz yani. İnsanlar banyo yapamıyor. Yani insanların tabii her şey durduğu için savaş ortamında. Gıda hani üretim ihtiyaçları duruyor, da her şey duruyor. Çok muydu? Gıda ya da ciddi bir gıda eksikliği de var mıydı? Tabii. Çünkü hani uzun süren bir savaş. Hani kısa süreli bir şey olsa mesela stoktakiler illaki her kesin hem evinde ya da ülke olarak ya da bölge olarak belli bir stoğu vardır yani. Hani bir süre yeter ama çok uzun sürdüğü zaman artık bunlar bittiği zaman ve dışarıdan da giriş yok. Yani dışarıdan
oraya bir şey sokma imkanı olsa, o zaman hani bir şekilde girer yani. Hani evet. Ya paranızı da alırsınız veya birileri yardım gönderir, ama Gazze abluk altında olan bir yer olduğu için, yani bir tarafında İsrail var, bir tarafı deniz, bir tarafında da Mısır. Mısır da zaten sınırı kapatmış. Yani İsrail'den habersiz herhangi bir şey yapmıyor. Oraya bir şey sokmuyor o kapıdan. Dolayısıyla ve savaş da uzun sürdüğü zaman her şey tükenmişti yani. Orada eğer dışarıdan gelen yardımlar olmasa insanlar açlıktan ölür, ki Kuzey Gazze'de zaten açlıktan ölen bir sürü insan da oldu. Yani, peki bu temel ihtiyaçlardan yoksunluk, ki içerisinde işte su yokluğundan bahsettiniz, tuvalet yokluğundan bahsettiniz. Bunlar da bu hijyen eksikliğine, beraberinde farklı sağlık problemlerine sebep olmuyor mu? Tabii oluyor. Oluyor. Yani biz oradayken mesela hepatit A salgını vardı. Hepatit A aslında kirli sulardan hani çoğunlukla bulaşan, yani temiz içme suyu olmadığı zaman yaygınlaşan. Şimdi hepsi birbirini tetikliyor. Mesela kötü beslenme vücut direncini düşürüyor. Vücut direncinin düşmesi bütün hastalıkların hemen hemen oluşunu kolaylaştırıyor. Üstüne bir de işte su temiz değil, yeterince vitamin alınamıyor. Ondan sonra üstüne mesela giyecek bir şey yok. Mesela soğuk havada üşütüyor. Bir duvar etrafında, bir çadır içinde. Yani çadırlar da böyle hani bezden, çaputtan, naylondan yaptıkları, kendi kendilerine yaptıkları çadırlar. Hani mesela diyelim böyle mesela bizim Kızılay'ımızın gibi yaptığı böyle profesyonel çadırlar da değil. Yağmur yağdığı zaman su geçiyor. Her taraf çamur içinde yani. Öyle şartlarda tabii salgın hastalıklar çok fazla. Yani orada hem böyle hepatit salgınları vardı, işte gastroenterit dediğimiz ishal salgınları. Yaz aylarında, özellikle sıcak aylarda inanılmaz salgınlar vardı. Yani oradan hemen hemen bütün çocuklar bu hastalıkları geçirdi. Yani bazıları maalesef kötü de, ağır da geçirdiler. Bundan kaybedilen çocuklar da oldu. Bu sağlık sorunları için gerekli teçhizatınız var mıydı? Onlara vermek için ilaçlarınız var mıydı? Bu anlamda en azından yeterlilik var mıydı? Hastanelerde durum nasıldı peki? Bir de bunu sormak istiyorum bir doktor olarak size. Doktor olarak, bir hekim olarak gerekli hizmeti sunabiliyor muydunuz gelen hastalara? Şimdi şöyle, orada Gazze'de normalde 35 tane hastane var aslında. Ama bu savaş döneminde hastanelerin hemen hemen hepsi kullanım dışı bırakılmış. Bazılarını bombalamışlar, bazılarını yakmışlar. Bazılarına elektrik ve yakıt girişine de izin vermedikleri için hastane çalışamaz hale gelmiş. Bazılarının doktorlarını şehit etmişler, bazılarını esir etmişler, bazılarını göçe zorlamışlar. Bazılarında hiç tıbbi malzeme kalmamış. Dolayısıyla doktor olsa da bir şey yapamıyor. Yani biz oradayken 35 hastanenin sadece 3 tanesi çalışıyordu. O da güney tarafında olanlar. Dolayısıyla çok az hastane var ve çok fazla ağır yaralı hasta var. Dolayısıyla hastanelerde zaten normal hasta bakılmıyordu. O kalan 3 hastanede. Sadece hayati riski yüksek ve acil müdahale gerektiren hastalara müdahale ediliyordu. Yoksa mesela Gazze'de bir çocuk ishal olduğu zaman hastaneye şu anda gidemiyor. Yani gitse de bakılamıyor yani. Yoksa onlara bakılsa, doktorlar zamanını ona ayırsa, o zaman gerçek yaralananlara bakamaz. Zaten yani enkazdan çıkarılan, ya bombalarla yaralanan veya işte vurulan, mesela keskin nişancılar tarafından vurulan insanlar, çocuklar getiriliyor. Mesela onlara yetişemez. Peki bunlar gelen hem, o vurulan hastalar işte patlamalardan yahut sair saldırılardan etkilenip de yaralanıp da hastaneye getirilenlerin çoğunluğu, nasıl diyelim, direnişin üyeleri miydi, savaşçılar mıydı, yoksa kadınlar, çocuklar, siviller, yaşlılar mıydı? Hepsi kadınlar, çocuklar, siviller ve yaşlılardı. Yani hepsi onlarda. Hepsi sivildi yani. Niye? Çünkü tabii ki mesela o saldırılarda yaralanan Gazze'nin ya da Hamas'ın askerleri de oluyordur yani. Ama onlar hastaneye gelmiyorlardı. Çünkü onlar hastaneye gelirlerse İsrail'in bir şekilde bundan haberi oluyordu ve önceki yerlerde, yani diğer Kuzey Gazze'de yaptığı gibi, o zaman İsrail o hastaneyi bombalıyor.
Hatta o hastanenin çevresini bombalıyor. Hatta o mahalleyi kökten bombalıyor. Yani bir tane işte Kassam mücahidini öldüreyim diye 100 tane siviliyi öldürmekten çekinmiyor. Dolayısıyla yani onlar yaralansa bile hastaneye bilerek gelmiyorlardı ki hani siviller bundan etkilenip zarar görmesin diye. Hani ölümü de göze alıp gelmiyorlardı hastaneye. Dolayısıyla hastaneye gelenlerin hepsi sivildi. Yani biz hep sivil vatandaş tedavi ettik, ameliyat ettik. Çocuklar dahi. Yani çoğunluğu zaten çocuktu. Ama Hamas üyelerinin, direnişçilerin gelmediği hastanelere de saldırılarda bulundu. Hiçbir hastaneye, hiçbir Hamas... Bunu niye bağlıyorsunuz o zaman? Zaten gelenlerin hepsi artık kadın ve çocuksa bir hastaneye. Orayı neden bombalarsınız? Normalde de bir hastaneyi bombalamanın haklı gerekçesi yoktur da artık hiçbir sebep yok yani. Ama İsrail'in amacı hani sadece böyle işte Hamas'la mücadele değil. İsrail'in amacı orada bir soykırım yapmak. Yani yeni bir nesli yok etmek istiyor. Yani nesli yok etmek. Zaten hani İsrail'le işte liderlerin, bakanların, işte ne bileyim üst düzey bürokratların hani konuşmalarını, videolarını bazen izliyoruz. Ne diyorlar ya da işte o en büyük hahamlarının diyor ki bugün öldürmediğiniz çocuklar yarın karşınıza eli silahlı olarak gelecek. Dolayısıyla yarın bunlarla uğraşmak istemiyorsanız bugün onları çocukken öldürün. Yani bunu din büyükleri, hahamlar bunu söylüyor. Bunu bakanları söylüyor. Bunu işte başka bakanları ya da cumhurbaşkanları bunu söylüyor. Dolayısıyla ya zaten amaç orada Hamas'ı bitirmek değil. Yani amaç Hamas'ı bitirmek olsa yani bu kadar insan öldü. Yani dünyanın hangi yerinde, hangi savaşta bu kadar sivil ölmüş? Yani direkt zaten apartmanları, binaları bombalıyorlar. Yani her gece 5-6 tane apartmanı bombalıyorlardı. Yani apartmanda Kassam askerleri gelip apartmanda herhalde yatmıyorlar yani. Bunu herkes de biliyor ki onlar tünellerde. Dışarıya zaten çıkmıyorlar doğal olarak ve sadece sen savaş alanında çıkıyorlar. Ve özellikle de zaten onlar savaşı böyle artık tamamen yıkılmış, insanlar tarafından boşaltılmış, artık enkaz haline gelmiş alanlara çekmeye çalışıyorlar ki hani savaş orada olsun, siviller fazla etkilenmesin diye. O yüzden İsrail'in hani amacı soykırım olduğu için, hani bunu söylemeseler de amaçları soykırım olduğu için özellikle kadınları ve çocukları öldürüyor. Peki bu kadar büyük bir zulme maruz kalan Gazzelilerin ruh hali nasıldı? Çünkü siz de onların içerisindeydiniz, en iyi şekilde sizden öğrenebiliriz Gazzelilerin durumunu, neler hissettiğini. Çok büyük bir zulüm var. Normal bir insan psikolojisi bunu kaldıramasa gerek. Bir hekim olarak siz daha iyi bilirsiniz bunu bizden. Ve Gazzelilerin sizin şahit olduğunuz kadarıyla ruh hali bu olaylara karşı güçlü bir şekilde durabilmesinin altında yatan sebepler nelerdir? Yani beklediğimden çok daha farklı şeyler gördüm. Yani ben oraya gitmeden önce yani onların hani bu kadar çünkü saldırı oluyor, bu kadar hani her şeylerini kaybetmişler, evlerini kaybetmişler, işte şehirlerinden sürülmüşler, başka bir şehire gitmişler. Bazıları çadır bile bulamıyor. Dışarıda, sokakta yatıyor yerde. Yiyecek şeyi var. Her gün acaba yiyecek bir şey bulabilir miyiz derdinde. Su, bütün temel ihtiyaçlar yani hiçbirisi yok. Böyle bir durumda şimdi kendimi onların yerine koyduğumda hani hakikaten ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu yani görüyordum ama tabii ki onların dayanıklılığı bizim tahminimizden çok daha fazla. Hani oraya gidince ben bunu gördüm. Hani ben giderken zannediyordum ki işte insanlar artık tamamen hayattan bıkmış, hayata küsmüş, işte isyan eder seviyeye gelmiş. İşte depresyona girenler vardır, işte ne bileyim belki intihar edenler vardır. Yani çünkü o ortamlarda dünyanın neresinde olsa bu tür olaylar olur. Beklenen yüzlerce, binlerce yani kişi evet depresyonda olur ama oraya gittiğim zaman aslında halkın bunu tabii ki o halk yani yıllardır hani bu zulümlerle karşı karşıya olduğu için yani artık bunlara alışmışlar yani hani bunları artık ne derler hani bunlar artık bizim kadar etkilenmiyorlar. Bir ikincisi de zaten Gazze halkı hakikaten imanlı bir halk. Dolayısıyla imanın da verdiği onlara bir ekstra bir güç ve dayanıklılık var.
Çünkü insan bir şeyi bir şeyini kaybettiği zaman üzülür. Evet. Ama onlar bu kayıpları yani gerçek kayıp olarak görmüyorlar. Yani diyorlar ki şimdilik elimizden alındı ama daha güzeli verilecek bize. Yani evi yıkılıyor. Tabii ki üzülüyor evi yıkıldı diye. Ama kahrolmuyor, ama depresyona girmiyor ya da işte psikolojisi bozulmuyor. Niye? Çünkü diyor ki cennette daha güzeli bana falan verecek yani. Mesela kardeşi ölüyor, tabii ki üzülüyor, tabii ki ağlıyor. Ama diyor ki yani o şehit oldu. Yani şimdi yaşasaydı belki 30 sene, 40 sene daha yaşayacaktı ama öbür tarafı acaba ebedi hayatı nasıl olacaktı? Ama şimdi Allah yolunda öldü, şehit oldu inşallah. Ebedi hayatında en güzel makamı elde etti. Dolayısıyla bazıları bir yakınları öldüğü zaman şey diyordu yani. Hani bize ağlamayın, gelip bizi tebrik edin. Bizi tebrik edin diyorlardı. Yani bize niye ağlıyorsunuz ki yani? Ağlanacak bir şey değil. Biz kazandık yani. Çünkü ebedi hayatını kazandığını ona o kadar inanıyor ki. Dolayısıyla o kadar etkilenmiyor. Tabii ki üzülüyor ama kahrolmuyor. Ama depresyonlara girmiyor. Ama isyan etmiyor. Allah'a şükretmeye devam ediyor. Çünkü hani inanç ve iman konusunda hakikaten çok ileri seviyediler. Bu sayede çok daha hani beklediğimizden ya da tahminimizden çok daha fazla hem tevekkül sahibiler hem çok daha fazla sabırlılar. Hatta onlar sabır seviyesini geçmişler, şükür seviyesine gelmişler. Mesela kime sorsaydık nasılsın diye hiç şikayet edeni ben yani neredeyse görmedim yani. Halinden şikayet eden yoktu. Kime soruyorsun? Elhamdülillah diyor ama bakıyorsun hiçbir şey yok. Evi yok, çadırı yok, yiyecek ekmeği yok, ayağında ayakkabısı ve yok. Muhtemelen yakınlarından bir veya birkaç kişi en azından şehit vermiş. Tabii. Herkesin ailesinden. Onlarca, yüzlerce belki kayıplar var. Ama elhamdülillah diyordu yani. Ve bunu böyle kalben söylüyorlardı yani. Yani o şükür seviyesine ulaşmışlar. Yani o yüzden hani beklediğimden çok daha şey gördüm yani. Orada hani durumları acınacak hale değil de durumları hakikaten böyle imrenilecek halde. Ve onları güçlü bir şekilde ayakta tutan da onların inançları, imanları tabii, anladığım tabii, kadarıyla. Tabii. Başka yoksa çünkü onları ayakta tutabilecek hiçbir şey yok. Çünkü ne herhangi bir şeyleri kalmış ne de herhangi bir yerden yardım alma umutları da maalesef kalmamış. Çünkü bütün dünya onları orada maalesef yalnız bıraktı. Yani etrafında o kadar işte Arap ülkesi var, işte o kadar Müslüman ülkesi var. Müslüman olması da gerekmiyor. Vicdan sahibi dünyada yani 8 milyar insan var. Kaç tanesi vicdansızdır ya? Yani o kadar vicdan sahibi insan var fakat bir şekilde onlara yardım ulaştıramadılar. Yani onları bu sıkıntılardan kurtaracak desteği sağlayamadılar. Dolayısıyla hani umutlarını sadece Allah'a bağlamışlar. Yani başka onlara hiçbir yerden çünkü yardım gelmiyor. O yüzden onların o sağlam durmasının en önemli belki de tek sebebi inançları. Sizin Gazze'de yaşayıp da unutamadığınız, sizi çok etkileyen bir olayı bizimle paylaşır mısınız? Yani ben direkt şahit olmadım ama bir doktor arkadaşımın anlattığı bir olayı anlatayım. Yani hani onu duymak bile yani insanı gerçekten çok etkiliyor. Böyle hani duyup da çok etkilendiğim bir şey. Hatta dün de başka bir Gazze'de yaşamış birinden bir hikaye duydum. İkisini de anlatmak istiyorum. Bir tanesi hastaneye geliyor, enkazdan çıkarılmış, yaralanmış, bacağında büyük bir kesi var. Doktor arkadaşlar ona dikiş atıyorlar. Acilde, lokal anesteziyle, yani ameliyathanede değil de acilde ayakta dikiş atacaklar. Çünkü normalde hani biz birçok ameliyathanede yaptığımız burada operasyonların belki çok büyük kısmını orada ayakta yapıyorduk. Çünkü ameliyathaneyi meşgul etmemek lazım. Ameliyathane çok daha ağır travmalara ayrılıyordu. Çünkü çok fazla hasta geliyordu. O yüzden normalde biz Türkiye'de ameliyathaneyi alıp uyutup anestezi verip yani hiç yani çocuğun her şeyini düşünüyoruz. Acı çekmesin, psikolojisi etkilenmesin, strese girmesin her şeyi düşünüyoruz.
Orada maalesef birçoğu ayakta yapılıyordu. İşte lokal anesteziyle dikiş atıyorlar ama herhalde anestezi yeterli gelmemiş. Çocuğun canı çok yanınca doktora demiş ki hani canım çok yanıyor, canımı yakmayın demiş. Bunlar da biraz daha hani anestezi yapmışlar yarasının etrafına ki hani uyuşsun diye. Sonra dikmeye devam ediyorlar. Sonra çocuk tabii kafasını öbür tarafa çevirmiş. Hani bir şeyler mırıldanıyor filan. Doktor arkadaş da ne söylüyor diye hani kulak kesilmiş. Çocuk şöyle diyormuş kendi kendine. Diyormuş Allah'ım senden başka birinden bir şey istediğim için beni affet. Yani bu çok yani doğal bir şeydir değil mi? Yani evet. İnsan canı acıyorsa canımı acıtmayın der yani. Ama 13-14 yaşındaki bir çocuk acaba hani nasıl bir seviye yani manevi olarak nasıl bir seviyeye gelmiş ki? Biliyor ki Allah'tan başka hiç kimseden bir şey istememesi gerektiğini düşünüyor. Yani evet. O seviyede bunu 13-14 yaşındaki bir çocuk söylüyor. Yine dün dediğim gibi duyduğum bir hikaye. Kuzey Gazze'de orada işte savaş başlamış, evler bombalanıyor, evdeler bir kadın ve iki tane küçük çocuğu, yine böyle 10-12 yaşında çocuk, bir çocuk, işte yanlarındaki bina vuruluyor. Zaten orada böyle hani İsrail bombaladığı zaman böyle o etrafı yani o sokağı kökten bombalıyor yani. Genelde öyle yapıyor. Hani biraz sonra kendi binalarının üstüne de hani bomba düşeceğini tahmin ediyorlar. Çünkü hep öyle oluyor. 12 yaşında bir tane kız çocuğu şöyle demiş. Ona şahidi kendisi anlattı yani. Demiş Allah'ım ben daha henüz senin için hiçbir şey yapamadım ki. Beni bu şekilde mi alacaksın? Canımı yani böyle mi alacaksın? Ben henüz daha senin için hiçbir şey yapamadım ki. Canını verecek yani, ama bunu yeterli görmüyor. Evet, canını verecek yeterli görmüyor. Yani önce Allah için bir şey yapması gerektiğini düşünüyor. Yani bunlar hakikaten insanı böyle çok etkileyen şeyler. Yani bunlar çocuk yani. Evet. Yani bizim 40-50 yaşındaki birçok insanın hayatında etmediği, aklından bile geçmediği şeyler bunlar. Çocuk yaşta büyümüşler yani. Hem tabii yetiştirilme tarzları hem maruz kaldıkları zorluklar onları böyle erkenden büyütmüş, erkenden olgunlaştırmış. Yani hem şey anlamında hem maddi hem manevi anlamda mecburen küçük yaşta büyümüşler. Evet, çok insanı derinden etkileyen olaylar orada yaşamışsınız ve böyle olaylara şahit olmuşsunuz. Bunları bize anlatmanız, bizim de Gazze'den haberdar olmamız gerçekten çok değerli. Ve eminim ki sadece Kanal 12 olarak bizler veya bizim seyircilerimiz değil, sizi gören herkes merak etmiştir, size sormuştur. Buraya geldiğinizde Gazze'de neler yaşandığı ile ilgili size sorular yöneltmiştir Türk halkı da. Genel olarak Türkiye'ye döndüğünüzde halkımızın, insanlarımızın size olan tepkisi nasıldı? Sizden neleri öğrenmeye çalıştılar ve nasıl karşıladılar sizi? Yani tabii yani duyan herkes, yani aslında Türkiye'deki tabii insanların çoğu Gazze'nin durumuna üzülüyor. Oradaki bu zulmün bir an önce bitmesini istiyor. Soykırımın engellenmesini istiyor. Ama elinden tabii bir şey gelmiyor. Çünkü maalesef Gazze'yi öyle hani abluka altına almışlar ki maalesef yani isteyen de gidemiyor. İsteyen gidemiyor. Yardım gönderiyor ama tırları içeriye sokmuyorlar. Yani o kadar çok engel var ki herkesin aslında kalbinden geçeni yapmış birisi olduğum için yani herkes o kendi içindeki isteği hani ben de görüyordu. O yüzden tabii ki yani herkes mutlu oluyorlardı. Hani Türkiye'den birisinin gitmiş olması da işte gurur verici olarak hep söylüyorlardı. Yani orada hani
en çok hani merak ettikleri tabii ki oradaki insanların durumunu aslında az çok görüyorlar yani televizyonlardan. Ama biz ne yapabiliriz? Mesela biz nasıl gitmenin oraya bir yolu varsa biz nasıl gidebiliriz? Yani gidilemiyorsa biz nasıl el uzatabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Genelde hani bu tür sorular geliyor. Yani ben sizlerin aracılığınızla da burada onlara verdiğim cevapları biraz buradan da duyurmak istiyorum. Yani herkesin yapabileceği bir şeyler var mutlaka. Yani hiçbir şey elinden gelmiyorsa da dua edebilir. Yani dua belki bunun en kıymetlisidir. Çünkü dua en güçlü silahtır, müminin silahıdır. Dua ile halledilmeyecek hiçbir şey yoktur. Gerçekten ihlasla, samimi bir şekilde kalben edilen dua karşılık bulur. Ama elle de hani yapılabilecek şeyler var. Bir kere hiçbir şey yapamıyorsa bile boykota destek vermesi lazım. Bugün maalesef toplumumuzda evet Gazze için üzülen çok ama mesela bir şeyler yapmaya gelince bu şey sayı azalıyor. Yani ülkemizin %90'ı belki %100'ü Gazze'nin durumuna üzülüyor. Vicdanen bu durumdan rahatsız. Ama boykot edelim diyoruz. Yani çünkü yani orada bir savaş var. Zalimle mazlumun bir mücadelesi var. Siz ne yapabilirsiniz? Bunun düzelmesini istiyorsunuz. Bundan vicdanen rahatsızlık duyuyorsunuz. Evet. Ya mazluma yardım edeceksiniz. Mazlumu güçlendirecek bir şey yapacaksınız. Ya da zalimi zayıflatacak bir şey yapacaksınız ki evet. Hani bu problem çözülsün. Mazlumu nasıl güçlendirirsiniz? Ona yardım gönderirsiniz, dua edersiniz, maddi yardım gönderirsiniz. Ondan sonra işte siyasi destek verirsiniz, diplomatik destek verirsiniz. Ondan sonra yapabiliyorsanız askeri destek gönderirsiniz. Bu böyle çoğaltılabilir. Elinizden ne geliyorsa evet. Evet. Peki zalimi zayıflatmak nasıl olur? Yani Gazze'deki mücahidin eline bir silah veremiyorsanız o zaman İsrail askerinin elindeki silahı alırsınız. Nasıl olabilir? Bu ancak boykotla olabilir. Evet. Yani siz o İsrail'e açıkça desteği veren o firmaları bir mallarını aldığınızda ona bir 100 lira kazandırdığınızda o 100 lira gidip bir fabrikada bir tane belki 3 tane belki 5 tane kurşuna dönüşüyor. O kurşun gidip İsrail'deki askerin silahına giriyor. Oradan da çıkıp Filistinli bir çocuğun kalbine saplanıyor yani. Dolayısıyla boykot çok önemli bir şey. Yani boykot yani bazıları hani çok fazla söyleyen oluyor. Ya biz işte bir kolayı içmemekle ne olur? Çok şey olur. Her şey böyle başlıyor. Yani ve bu boykot olsun, yapılan işte mazluma yardım etmek için yapılan her türlü eylem olsun. Onlara faydası var doğru ama en çok aslında bize faydası var. Yani bizi özgürleştirmiş oluyor. Yani adeta bazı markaların bağımlısı olmuşuz. Yani özgürlüğümüz elimizden gitmiş. Yani ben diyor ki o şampuanı kullanmasam olmaz. Ya kullanmayan bir sürü insan var yani kimse ölmüyor yani. Ya ama da o işte kullandığımız o, için evet. Gazze'de bir çocuk ölebilir evet. Diyorsunuz. Abi öyledir abi slogan olur artık. Almazsan ölmezsin ama alırsan orada birisi ölür. Evet. O yüzden boykota uymak lazım ve sıkı sıkıya yani hakikaten sanki harammış gibi belki de gerçekten de yani o bilmiyorum alimler bu işe ne kadar fetva verir. Harammış gibi o boykot ürünlerini evlerine sokmaması lazım, sokmamak lazım. Ondan sonra başka ne yapılabilir? İşte yardım gönderilebilir. Maddi yardım, herkes kendi ölçeğinde maddi yardım gönderebilir. Çünkü Zehra'na Yardımlaşma Derneği böyle bir yardım kampanyası başlatmıştı. Gerekli izinleri de alıp şu anda yardımları Gazze'ye ulaştırmakta. Gerekli tanıtımları evet. Ve oradaki yardımların dağıtılması ile ilgili videoları da zaten izledik birlikte. Evet. Yani Allah herkesten razı olsun. Yardım toplayan, onları bu işe aracılık eden, ondan sonra oraya götüren, bu zahmetleri çekenlerinden Zehra Ana Derneği'nden de, bütün
bu konuda gönüllü derneklerden de hepsinden Allah razı olsun bireylerden de yardım gönderenler başta olmak üzere. Çünkü yani bu bir mücadeledir yani bu bir cihattır. Yani ya canınızla cihad edersiniz ya malınızla cihad edersiniz. Ya itibarınızla cihad edersiniz, makamınızla cihad edersiniz. Yani o yüzden oraya gidip canını ortaya koyamayan malını ortaya koymalı. Malını koyamayan yani makamının riski atabilmeli. Hani gördük mesela Amerika'da çok ünlü üniversitelerin rektörleri mesela Filistin eylemlerine destek verdi ve görevlerinden alınacağını bile bile. Mesela bu çok kıymetli bir şey. Harvard'ın rektörü. Yani o Harvard'da rektör olmak için acaba can atan kaç bin tane profesör vardır? Değil sayısızdır, mi? Sayısızdır. Dünyanın o öyle bir makamda ve mazlumun yanında olmak için o makamını riske atıyor. Yani şimdi onun yaptığı hakikaten çok kıymetli bir şey. O yüzden kesinlikle. Yani kimisi dediğim gibi herkesin şeyi farklı. Herkesin imtihanı farklı yani. Herkesin bağımlılıkları farklı. Kimisi işte maddiyata bağlıdır. Ondan vazgeçemez. Ondan vazgeçmemeli. Yani bu fırsatı o şekilde değerlendirmeli. Kimisi makamı mevkisine bağımlıdır. Onu gerekirse riske atabilmeli ki maalesef mesela atamayanları da çok görüyoruz. Mesela Filistin eylemi oluyor. Mesela bir üniversitede bakıyorsunuz mesela rektör engel olmaya çalışıyor. Niye? İşte üstten hani bir tepki alırım. Üstten bir şey alırım diye. Yani o onunla imtihan ediliyor. Kimisi işte ne bileyim işte müdüründen tepki görecek. Amirinden tepki görecek. Kimisi işte ne bileyim daha üst bir kurumdan yani makamıyla ilgili. Kimisi işte etrafı tarafından eleştirilecek. Bundan çekinip korkup bazı şeylere girmiyor. Bazı eylemlere mesela yürüyüşler oluyor, mesela gösteriler oluyor, açıklamalar oluyor. İşte bir sürü farklı farklı Filistin için yapılan eylemler var. Mesela insanlar katılmaktan çekiniyorlar. Herkesin farklı bir korkusu var. Kimisi işten atılma korkusu var, kimisinin etrafından tarafından kınanma korkusu var. Kimisinin alay edilme korkusu var. Yani var da var. Herkesin farklı farklı şeyleri var. Yani bu olaylar insanlar için böyle aslında iyi de bir fırsattır. Kendi bağımlılıklarından kurtulma, ruhlarını özgürleştirme, bedenlerini özgürleştirme anlamında çok da aslında iyi bir fırsattır. Yani bu fırsatın inşallah herkes farkına varır. Herkes kendi içindeki korkuları tespit eder. Bu korkuların üstüne gider. Onları yener. Ve şu anda hani biz barış içinde özgür bir ülkede yaşıyoruz. Bedenlerimiz özgür ama ruhlarımız o kadar değil. İnşallah ruhlarımızı da özgürleştirip çok daha hani her anlamda doğru bildiğimiz her şeyi cesur bir şekilde, rahat bir şekilde o kararları alabilmek için özgür ruhlara ihtiyaç var. Bunun da yolu korkularımızı bir bir küçükten büyüğe doğru bir bir yenmeyle, kırmayla ancak ulaşılabiliriz. Evet. Hepimize nasip olsun. Tüm Müslümanlar imanla, vahdet içerisinde bir araya gelirlerse eğer, farklılıklarını bir kenara, korkularını bir kenara bırakarak vahdet içinde birleşirlerse, vahdet oluştururlarsa Gazze'de o zaman zaten özgürlüğüne kavuşmuş olacaktır, değil mi? Son kesinlikle. Sözünüzü alalım, programımızı sonlandıracağım. Kesinlikle. Yani çünkü 2 milyar Müslümanın ortasında 10 milyona yakın İsrail'de Yahudi var. Bütün dünyada toplasanız 20-25 milyon Yahudi var. 2 milyar Müslümana zulmediyor 20-25 milyon Yahudi. Bu ne? Bunun tek açıklaması var yani. Bu Müslümanlar birlik değil, beraber değiller. 2 milyar Müslüman arasında birlik, beraberlik ve vahdet olsa zaten İsrail bunları yapamaz. Hani birliği, beraberliği, vahdeti geçtim. Artık bazı ülkelerin bunu artık bir ulusal güvenlik problemi olarak artık görmesi lazım.
Örneğin bizim ülkemiz. Yani şu anda evet İsrail bize saldırmıyor. Ama İsrail'in hedefleri, vaat edilmiş toprakların içinde bizim kaç tane şehrimiz var? Evet. Ülkemizin neredeyse bir çeyreğine zaten biz oraları hedefliyoruz diye açık açık söylüyorlar. Yani hiç biz inançlı bir insan olmasak, hiç Müslüman olmasak, hiçbir inancımız olmasa, hiç vicdanımız olmasa bile yani bir Türk vatandaşının ya da işte bir Suriye vatandaşının, bir Irak vatandaşının, bir İran vatandaşının, bir Lübnan vatandaşının, bir Mısır ve Ürdün vatandaşının. Çünkü vaat edilmiş topraklar bu ülkeleri içine alıyor. Hepsinden parçalar. Ya bunların hepsinin, hepsinin hiç inancı olmasa, hiç imanı olmasa, hiç vicdanı olmasa bile yani bir vatandaş olarak, ülkesini seven bir vatandaş olarak zaten ülkesinin buna bir şey yapması gerekir. Yani bugün değil ama yarın gelecek zaten. Adamlar bunu açık açık söylüyorlar, gizlemiyorlar ki. Açıkça söylüyorlar yani. Filistin bittiğinde Lübnan, Lübnan bittiğinde Suriye, Suriye bittiğinde Irak, Irak bittiğinde İran, İran bittiğinde Türkiye. Yani adamlar zaten hedefini açıkça söylüyorlar. Dolayısıyla bizim bugünden yani sadece bir vatandaş olarak, sadece ülkesini seven insanlar olarak bile başka hiç inancımız, hiç imanımız, hiç vicdani sorumluluklarımızı kenara bırakıp sadece hani vatanını seven insanların olmamız bile şu an İsrail'i durdurmak için bir şeyler yapmamız gerektiğini zaten bize mantık söylüyor. O yüzden hem özellikle bu İsrail'in zaten hedeflediği toprak parçalarındaki olan ülke vatandaşlarının daha bir fazla olmak üzere bütün tabii İslam aleminin, bütün vicdan sahibi insanların diğer ülkelerde de Müslüman da olmayabilir ama vicdan sahibi bütün insanların bu açık zulme karşı durması, ondan sonra mazlumların yanında olması gerekir. O vahdeti, o İslam birliğini, o insanlık çatısını inşallah en yakın zamanda görürüz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem programımıza geldiğiniz ve bizleri bilgilendirdiğiniz için, orada yaşadıklarınızı bizlere aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem de bir Türk olarak teşekkür ediyorum size. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Kanal 12 adına teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına buradan Gazze'ye gittiğiniz için, orada hizmet verdiğiniz için, bizleri temsil ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Ben teşekkür ederim. Evet, gündem özel programının burada sonuna geldik. Doktor Taner Kamacı'yı ağırladık ve bizleri Gazze'de yaşadıkları hakkında bilgilendirdi. Orada yaşadıklarını bizlere aktardı. Bir kere daha bizlerle olduğunuz için siz değerli seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Dostça kalın, hoşça kalın efendim.